Gündem dışına 24'e hoş geldiniz. Koronavirüs artık her yerde. Biz de korunmaya ve konuşmaya devam ediyoruz. Peki bu akşam kimlerle konuşacağız? Efendim Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı, Doğu Akdeniz Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekanı, Avusturya İlaç Araştırmaları Enstitüsü Uluslararası Bilim Kurulu Üyesi, TÜBA Aslı Üyesi Profesör Doktor İlkay Erdoğan Orhon. Hoş geldiniz hocam. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı, Nöropsikofarmakoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Tayfun Uzbay hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Haliç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Profesör Doktor Kubilay Korkut. Size çok sorum var hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çünkü özellikle bu kalp damarla ilgili inanılmaz sorular geliyor. Doğru. Ankara'da da bir konuğum var. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi, halk sağlığı uzmanı, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Toker Ergüder. Hocam hoş geldiniz. Hocam isterseniz birlikte başlayalım. Teşekkür ediyorum. İsterseniz birlikte başlayalım hocam. Şöyle biliyorsunuz Türkiye ve dünyada bir korona seferberliği var. Evet, ama şu anda Türkiye'de ve dünyada salgın en son ne durumda, ne aşamada? Mesela yayılma hızında bir değişim var mı? Bunu niye böyle söyledim? Mesela biri grip olunca hocam gripini ortalama 1.3 kişiye bulaştırıyormuş. Bu doğruysa 10 döngüden sonra en fazla 14 kişiye grip bulaştırmış oluyormuş. Evet, ama Covid-19'da ise ortalama 3 kişiye bulaştırıldığında 10 döngü sonrasında yaklaşık 59 bin kişiye bulaşmış oluyormuş. Bu rakam çok korkutucu. Eğer doğruysa o halde hala bu koronavirüs büyük bir hızla yayılıyor mu, yoksa dünyada da ve Türkiye'de de bir sürü önlem alındı. Önlemler ortada, biraz kontrol altına alınabildi mi? Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ben kısaca size dünyadaki durumu özetlemeye çalışayım ve önümde en son Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerden aldığı resmi sonuçlar var ve bugün itibariyle dünyadaki vaka sayısı 467 bin oldu. Ölüm sayısı ne yazık ki 21.181 ve dünyadaki ölüm oranı %4,5 civarında. Ancak sevindirici bir haber var. Bu vakaların 113.770'i, yani %24,3'ü de hastanelerden şifayla taburcu oldular. Ve salgın şu anda dünyadaki 180'den fazla ülkeye yayılmış durumda. 188 ülkede vakalar görülmeye başlandı. Tabii bu salgın ilk Güneydoğu Asya bölgesi ve Çin'den ortaya çıktı. Ama Çin'de salgın, özellikle Çin, Güney Kore'de kontrol altına alındıktan sonra Çin, Avrupa bölgesinde hızla yayılmaya başlandı. Ve bu dünyadaki 420 bin vakanın %50'den fazlası Avrupa bölgesinde. Şu anda Avrupa bölgesinde 220 bin yakın vaka var. Bu vakaların büyük bölümü de İtalya'da. Ölüm sayısı da yaklaşık 12 bin civarında. Bu ölümlerin de büyük bölümü dediğim gibi İtalya'da. İtalya'daki ölüm sayısı da ne yazık ki 6 bine ulaştı. Avrupa'da Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı 50 ülke var. Sadece birkaç Orta Asya ülkeleri dışında tüm Avrupa bölgesine de virüs yayılmış durumda. Ve İtalya'daki yüksek ölüm oranına bağlı olarak da Avrupa'daki ölüm oranı ne yazık ki 5.42. Bu oran İtalya'da %9 civarında, İran'da %10 civarında. Dediğim gibi Çin'de vakalar tepe noktaya ulaştı. Tepe noktaya ulaştıktan sonra aşağıya doğru inmeye başladı ve salgını birazcık kontrol altına aldık, ama Avrupa'da halen daha vaka sayıları hızlı bir şekilde yukarıya doğru artıyor ve korkumuz da bundan sonra üçüncü durak büyük bir ihtimalle Amerika olacak ve Amerika'da şu anda vaka sayıları hızlı artıyor. 50 bini geçtiler. Ölüm sayıları nispeten az, ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Amerikan bölgesinde de vaka sayıları artıyor. Tabii Türkiye'ye gelince, Türkiye biliyorsunuz en başta aldığı çok radikal önlemlerle virüsün ülkemize
girmesini önledi. Yani vaktinde biz uçuşları durdurduk, sınır kapılarını kapattık ve o zaman için hakikaten radikal sayılabilecek önlemleri aldık. İşte okulları tatil ettik. Ama ne yazık ki ülkemizin bulunduğu coğrafi konum, havalanlarının ülkemiz olması sebebiyle virüs geldi ve virüs şu anda Türkiye'de de yayılmaya başlandı. Peki ve hocam. İlk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden itibaren... Peki hocam, Türkiye dediniz de şimdi Türkiye'deki virüsün hızı artış eğilimi şu anda ne durumda? Çünkü çok önlemler aldık. Ben Avrupa'daki alınan önlemleri de bir karşılaştıracağım süreç içinde ama biliyorsunuz İngiltere'nin, Almanya'nın mesela Almanya bu konuda başarılı, çok başarılı ülkeler de var ama biz dönelim bize. Şimdi Türkiye için kritik eşik ne? Mesela virüsün yayılma hızı daha da şiddetlenir mi? Ne diyorsunuz? Ya şimdi şöyle, az önce de söyledim, yani Türkiye'nin Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin aldığı önlemler sayesinde şu anda yeni vaka sayılarımızda çok hızlı bir artış yok. Yani biz sonuçta şu anda Türkiye'de 2435 vaka var ve bu vakalar bir 13-14 günlük süreye yayıldı. Bu iyi bir şey. Böylece vakaların yayılması sağlık sistemine de nefes aldırdı ve sağlık sisteminin özellikle bu ağır hastalara, yaşlı hastalara cevap verme kapasitesini arttırdık. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Kesinlikle rahatlamamamız, rehavete kapılmamamız gerekiyor. Bu önlemler Türkiye'de bu artış hızını şu anda kontrol altına almışız gibi duruyor. Ama henüz daha Türkiye'de de tepe noktasını görmedik. Artışlar Türkiye'de de devam ediyor. Bizim kendi tahminlerimiz, yani Dünya Sağlık Örgütü olarak Türkiye'de belki önümüzdeki 1-2 hafta daha süreci takip etmek lazım. Bir de biz hep halk sağlığında şundan korkarız. Elmalarla armutları karşılaştırmaktan hep korkarız ve Türkiye biliyorsunuz dün şüpheli vaka tanımını değiştirdi ve test sayılarını ilk defa 5000'in üzerine çıkardı ve buna bağlı olarak da vaka sayısı 500'ün üzerine çıktı. Bu çok önemli. Bu yüzden de doğru ve anlamlı bir yorum yapmak için en azından bir 4-5 gün bu yeni vaka tanımıyla bu vaka sayılarını ve pozitif çıkan vakaları takip etmemiz lazım. Ancak biz dediğim gibi şu 4-5 günlük takipten sonra yeni şüpheli vaka tanımıyla yeni Türkiye'ye gelen ve tüm ülkeye yavaş yavaş dağıtılan testlerin sonucunda belki önümüzdeki günlerde birazcık daha iyi yorum yapma imkanımız olacak. Ama dediğim gibi şu anda çok yeni uygulanmaya başlandı. Hem test sayıları artıyor, hem test yapılan yerlerin sayısı artırılıyor, hem de şüpheli vaka tanımı değiştirildi Türkiye'de. Buna bağlı olarak biraz daha sabırlı olup en azından önümüzdeki 3-4 gün hem test sayılarını hem vaka sayılarını hem de pozitif vaka sayılarını gördükten sonra belki birazcık daha iyi yorum yapabiliriz. Peki hocam, şimdi bu alınan önlemleri ben parçalayarak gideceğim ama Türkiye'deki alınan önlemlerden söz ediyorum. Şimdi bu alınan önlemler içinde evde karantina da var. Bu çok tartışılıyor. Şimdi 23 ilde galiba 11.269 kişi var. İçlerinde tanısı pozitif konmuş kişiler de varmış. Eve gönderilen hastaların takibi nasıl oluyor hocam? Kim denetliyor yani bunu? Ya şöyle, biz tabii iki kavramı birbirinden ayırmak lazım. Biz bir karantina lafı var, bir de izolasyon lafı var. Eğer biz bir kişinin hastalık şüphesi olan biriyle bir teması varsa, onda da hastalık bulguları yoksa biz o kişileri 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama o kişiler bu 14 gün süresince hiçbir bu hastalığı geliştirmeyebilirler, hiçbir semptom vermeyebilirler, yani korona hastalığına yakalanmayabilirler. Bu kişiler 14 gün sonunda, bu da bu hastalığın en uzun semptomatik yahut da kuluçka dönemi, normalde en uzun süre 12,5 gün ama 14 gün iyi bir süre, bu kişiler evlerinden çıkabilirler. Ama izolasyon dediğimiz daha çok bu bulguların ortaya çıktığı, semptomların ortaya çıkan kişileri biz izolasyona alıyoruz. Tabii izolasyona aldığımız kişilerin mutlaka temaslı olduğu kişilerde de bu testleri yapmamız gerekiyor. Ve kişiler bu 14 gün sonunda diyelim hastalandılar yahut da çok belirti vermeden bu 14 gün geçtikten sonra Dünya Sağlık Örgütü bunlarda bir gün arayla iki tane test yapılmasını öneriyor. Eğer bu testleri negatif çıkarsa
varsa bu kişilerin, bunlar evlerinden çıkabiliyorlar. Ama eğer test imkanınız yoksa ve bu 14 günde izolasyon süresinde hastalık belirtileriniz geçmiş olsa bile mutlaka Dünya Sağlık Örgütü bu kişilerin en az 2 hafta hatta 4 haftaya kadar evde tekrar kalmalarını öneriyor. Tabii biz evde kalmak, yani karantina yahut da izolasyon çok önemli, ama mutlaka bir taraftan da yapılan test sayısını, test sayılarını arttırmamız gerekiyor. Yani bizim kimlerin hasta olduğunu bilmeden, kimlerin pozitif olduğunu bilmeden bu bulaş zincirlerini kırmamız mümkün değil. O yüzden de Dünya Sağlık Örgütü de bir yandan bu evde kalma önlemleri, karantina önlemleri alınırken bir yandan da çok sayıda kişide test yapılmasını öneriyor. O yüzden ben de Türkiye'deki bu artan test sayılarına çok seviniyorum. Bu artan test sayısına bağlı artan vaka sayılarından korkmamak lazım. Yani biz yangının nerede olduğunu görürsek o kadar çok yangını söndürme şansımız olacak. Peki. O yüzden de şu anda ben dün açıklanan rakamlardan çok ürkmedim, bir korkmadım. Demek ki yavaş yavaş test sayılarımız artıyor. Biz bu kişileri buldukça da onları izolasyona alıp bu bulaşlarını önleyeceğiz. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Söylediğiniz her şeyi tekrar parçalayarak gideceğim ben. Şimdi hocam, hangi yanlışlar koronayı yayıyor? Bir şuradan başlayalım mı? Ya çok basit bu, çok konuşuluyor ama çok pratik. Gereksiz temas, kalabalık yerlerde bulunma, el hijyenine dikkat etmeme, bunlar koronanın yayılmasına neden oluyor. Zaten bu süreç başladığında biliyorsunuz İtalya'nın, yani İtalya örneğinden gidersek, İtalya'nın çok büyük iki tane hatası oldu. Bunlardan birincisi Kuzey İtalya bölgesi, Lombardiya bölgesi biliyorsunuz orası. Milano var ve orası tekstilin ve modanın merkezi. Ve orada çok fazla sayıda Çinli işçi çalıştırılıyor. Ve Çinlilerle çok giriftler, çok iç içeler. Aralık aylarında çıktı korona salgını. Aralık'ta pik yapmaya başladı şeyde. Aralık sonlarına doğru Wuhan bölgesinde, Çin'de. Noel tatilinde, yılbaşında bütün Çinliler memleketine gittiler. Sonra İtalya'ya geri döndüler. Bu birinci hataydı. Seyahatleri kısıtlamakta falan biraz geciktiler. Arkasından da Kuzey İtalya'da büyük bir futbol müsabakası yapıldı galiba. Futbol maçı Atalanta ile bir başka takım arasında ve orada büyük bir iletişim oldu. Ve bu orada salgının çok yayılmasına neden oldu. Öbür taraftan da o bölge karantina altına alınmaya çalışıldı. Karantina işlemleri yapılırken de birçok insan seyahat etti. Başka yerlere doğru gittiler, güneye doğru gittiler, güneye taşıdılar. Ancak ilginç bir sonuç var İtalya ile ilgili. Güney bölgelerinde ölüm oranları %1'in altında iken, kuzeyde, yani Lombardiya bölgesinde oldukça yüksek. Yani %7, %8'lere varan ölüm oranları var ve büyük ölçüde ölümler o bölgede oluyor. Bizim memleket için konuşursak da şu evde kal çağrılarına, İnsanlar sıkılıyorlar biliyorum ama mümkün mertebe riayet etmek lazım. Evet, dışarıda olmak zorunda olanlarımız var. Dışarıda olmak zorunda olanlar da şu el hijyenine dikkat edecekler. Sosyal mesafe dediğimiz mesafeyi koruyacaklar. Yani bir de şunu söyleyebilirim, ekleyebilirim burada. Medyada artık şu ilgisiz insanları, hatalı bilgiler veren insanları, komplo teorisyenlerini, efendim kendilerini popüler kılma uğruna ya da işte viral olma veya tanınır olma uğruna sıra dışı cümleler kuranlara yer vermemeleri lazım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü bunlar iki türlü etkiliyorlar, bakın şu anda. Türkiye'de yapılan hataları sorduğunuz için söylüyorum. İki türlü soruna neden oluyorlar. Bir, birisi orada diyor ki Türklere bir şey olmaz, yok Türk geni var. Bir başkası diyor ki şunu şunu yerseniz zaten bu virüs geçici. Bir başkası diyor ki bu zaten bir komplo, bir iki ay böyle uğraşacaklar, ondan sonra da bu iş hallolacak. Şimdi bütün bunlar duymak istediği şeyler çoğu insanların ve insanların çoğunu vurdum duymazlığa itiyor. Ve bunu söyleyenler de akademisyen falan olduğu için insanlar rahatlıkla yok bir şey düşüncesi içinde ya da bana bir şey olmaz düşüncesi içinde bu kuralları gevşetebiliyorlar. Hani herkesin etrafında gördüğü o umursamaz, herkesin sinir olduğu tipler var ya, o tipler aslında bunlardan etkileniyorlar. Bir de başka bir grup var.
bunlar da aşırı derecede korkuyorlar. Yani ya komplo teorilerinden ya da bir takım başka abartılı şeylerden. Ben söylemeden edemeyeceğim. Bakın televizyon programlarında şu yapıldı. Birisi tuttu dedi ki ben işte iddiaya girerim ki şu yaş grubunun altında hiç kimse ölmeyecek. Ya insanların ölümüyle falan böyle iddiaya girme olmaz bu yayınlarda. Ben şiddetle kınıyorum bu söz sahibini ve kanal kanal dolaşmaya devam ediyor. Yeter artık yani bu... Ne çok abartılacak bir şey, ne çok hafife alınacak bir şey. Dünya 100 yılda bir bu salgınları geçiriyor. Tarihten bu tarafa doğru gelirsem bu iş bildiğimiz vebayla başladı. Veba, kara veba, hatta Avrupa nüfusunun 3'te biri gitti. Şu meşhur İngiltere Başbakanı vardı ya işte sürü şeyi olacak, sürü immünizasyonu olacak. O sürü immünizasyonları oldu işte orada ama nüfusun 3'te biri gitti. Onun arkasından çiçek salgınlarıyla başa çıkmaya çalıştık. En son şu İspanyol gribi işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra başımıza dert oldu. Bakın İspanyol gribi 1918 filan işte 2018-2020 100 yıl sonra başımıza bir korona derdi çıktı. Ha biz bunu da aşacağız. Dayanışmayla aşacağız. Dünya tabii koronadan sonra biraz daha farklı olacak bir takım şeyler. Onlara da hazırlıklı olmamız lazım. Ama burada çok... Bir kere medya sorumlu yayıncılık yapması lazım. Alanında uzman olan ve doğru bilgi ulaştıran kişilerin konuşması lazım. Halkın da bu işe destek vermesi lazım, omuz vermesi lazım. Yani bu iş sadece ön cephede çarpışan hekimle, eczacıyla ya da hemşireyle olacak bir iş değil. Halk da eğer destek olur, evinde kalmaya devam ederse, ne kadar evde kalıyorsak, ne kadar az sosyal ilişki kuruyorsak bu salgının yükselme trendini o kadar kırma eğilimine sokacağız. Doğru, haklısınız hocam. Hem toplumsal hem bireysel hem de devlet eliyle ya topyekün yani bir mücadele işte, gerekiyor. Yani topyekün. Yani şu anda hepimiz sahadayız, hepimize düşen görev var. Peki, şimdi hocam biliyorsunuz siz de söylediniz, salgın Çin'de başlamıştı. Görünen o ki yalnız... Çin salgını bir şekilde kontrol altına almış durumda. Son durum nedir diye bir bağlantımız var. Çin'de Şangay Üniversitesi'nde Çin, Orta Doğu ve Türkiye konusunda doktora yapan bir vatandaşımız. Nurettin Akçay, bir akademisyen arkadaşımız var. Nurettin Akçay, hoş geldiniz. Hoş bulduk Gülür Hanım. Şimdi hocam virüsün büyük ölçüde kontrol altına alındığı görülüyor. Ülkede her şey normal bir normale döndü mü? Wuhan'dan güzel haberler alıyoruz ama bu Hubei'de hala sıkıntı var gibi duruyor. Mesela bugüne kadar süreç nasıl işledi, hangi önlemler alındı ve tabii ki son durum. Buyurun. Şöyle, hayat normale dönüyor, insanlar sokağa çıkmaya başladı, iş yerlerinin tümü neredeyse açıldı, fakat insanlar tedbiri hala elden bırakmış değil. Dışarı çıkarken hala maskelerimizi takıyoruz, hala site giriş çıkışlarında, market giriş çıkışlarında ateş ölçülüyor. İnsanlar tedbiri elden bırakmış değil, fakat Çin genelinde hayat normale dönmüş durumda. Wuhan özelinde 8 Nisan'dan itibaren Wuhan'daki karantinanın kaldırılacağı ifade ediliyor. Hubei'de ise dün itibariyle ulaşım yasağı kaldırıldı. Yani hayat Çin'de şu an yavaş yavaş normale dönüyor. Peki nasıl oldu? Bu önemli bir soru aslında. Çünkü bunun cevaplanması gerekiyor ve Çin aslında bütün dünyaya örnek olabilecek bir ülke. Şöyle ki Çin çok ciddi karantina önlemleri aldı olayın başında. Karantina önlemleri sayesinde insanların sokağa çıkmasını engelledi. Bunun dışında iş yerlerinin kapalı tutulmasını sağladı. Kamuya açık yerler kapatıldı. Okullar tatil edildi. Okullar hala tatil burada. Online eğitim yapılıyor. Çalışanlar evden çalışmaya başladı. Hatta insanların evden çıkması bile kısıtlandı diyebilirim. Burada bizlere birer kart dağıtıldı mesela. Her eve bir kart dağıtıldı. Ve biz bu kartlar sayesinde siteden giriş çıkış yapabiliyorduk. Şu renkli kartlar mı hocam? Şu renkli kartlar aynen öyle, aynen öyle. Ben onu ilk kez ben paylaşmıştım zaten kendi hesabımla. O kartlar olmadan kesinlikle dışarı çıkamıyorduk ve her eve bir kart dağıtılıyordu ve her evden sadece bir kişinin bu kartla çıkıyordu. Açıklar mısınız hocam? Ben de sizi, Çin'i sizden takip ediyorum çünkü sizin paylaşımlarınızdan. O kartın seyircilerimize ne olduğunu açıklar mısınız? O kartların. İşte sarı, yeşil aslında, ne demek? Olsaydı getirirdim size. Ya o farklı bir şey. Şimdi şöyle benim kart farklı, karekod farklı bir şey. Ha, karekod şöyle evet. Telefonumuza bir karekod
veriliyor. Üç renge sahip karakotlar. Yeşil sağlıklı olduğumuzu gösteriyor. Sarı şüpheli, kırmızı da enfekte vaka olduğumuzu gösteriyor. Ve biz bu karakotlar sayesinde bazı yerlere giriş çıkış yapabiliyoruz. Onun dışında kart dağıtıldı bize. Her eve bir kart dağıtıldı. Bu kart sayesinde biz siteden giriş çıkış yapabiliyorduk. Yani Çin bu şekilde önlemler aldı ve salgını kontrol etti diyebiliriz. Fakat şöyle bir şey hatırlatmak istiyorum. Bu sadece devletin alabileceği önlemlerle ilgili bir durum değil. Bu süreçte en önemli faktör unutmamamız lazım. Devlet ve bireyler arasında yapılabilecek koordinasyon. Şöyle bir şey, mesela bizim telefonumuza her gün mesaj geliyor. Ne yapmamız gerektiğiyle ilgili. Bir gün mesaj geliyor. Bundan sonra maskesiz dışarı çıkmak yasaktır. Bundan her yerde ateş ölçülecektir diye. Dışarı çıktığımda 2 saat sonra bunun halk tarafından özverili bir şekilde uygulandığını görüyordum. Yani şunu görüyoruz şimdi. Devlet bir karar yani alıyor. Yani devlet ve karar... halk el ele vermiş durumda. Öyle diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle ciddi bir koordinasyon var. Devlet bir karar alıyor ve o karar halk tarafından özverili bir şekilde yerine getiriliyor. Yani şunu demek istiyorum. Ne tek başına devlet önlem alarak bu salgının önüne geçebilir, ne de bireyler kendi aldığı bireysel önlemlerle bu salgını yenebilir. İki tarafın da ciddi bir şekilde koordine olması gerekiyor. Hocam şimdi virüsün parayla bulaşma potansiyeli çok yüksek biliyorsunuz. Bu yüzden Çin tedavüldeki paraları imha edeceğini ve 600 milyar yuan yani 85.6 milyar dolar basacağını duyurmuştu. Böyle bir şey oldu mu? Yaptı mı Çin? Kaldırdı mı tedavülden? Sürecin başında burada Merkez Bankası Çin'deki bütün bankalara duyuruda bulundu. Elinizdeki eski paraları toplayın, bunların hepsini imha edeceğiz. Bu da yaklaşık olarak sizin dediğiniz gibi 85 milyar dolara tekabül ediyordu. Böyle bir duyuru resmi olarak yapıldı. Fakat ondan sonraki süreç nasıl işledi bilmiyoruz açıkçası. Ve büyük ihtimalle onlar imha da edilmiştir. Zaten Çin'de bizim parayla yani kağıt parayla temasımız çok kısıtlı. Çünkü burada genelde alışverişlerimizi biz karakod üzerinden yapıyoruz. Yani telefonumuz üzerinden para ödemesi yapıyoruz. Peki hocam, 2 ay çok zor bir durum. Yani mesela şu anda halkın morali nasıl? Hani biraz normale dönüyor diyoruz ama gerçekten mesela gıda, ilaç kıtlığı vesaire var mı? Bir de yeni bir virüsten söz ediliyor orada, bu kemirgenlerden geçen bir virüs. O ne durumda mesela? Şöyle, insanların morali değişik bir şekilde iyi. Yani dışarı çıktığımda herkesi mutlu görebiliyorum. İnsanlar sokakta alışverişlerini yapıyor, geziyorlar rahat bir şekilde. Diğer virüsle ilgili de hantavirüs isminde bir virüs. Zaten Çin'de geçen günlerde burada Yunan eyaletinden Shandong eyaletine giden birinde tespit ediyor. Bu kişi otobüste aniden ölüyor. Daha sonra bunda yapılan testler sonucunda kendisine hantavirüse rastlandığı duyuruldu. Hantavirüs de şöyle, kemirgenlerden insanlara geçen bir virüs türü. Aynen, eski bir virüs türü, yeni bir virüs türü değil. Zaten daha önce 2009 yılında Türkiye'de de 8 vakaya rastlanmıştı diye biliyorum ben. Peki hocam, şimdi bu Tayvan, Dünya Sağlık Örgütü'nü biliyorsunuz, bu koronavirüse karşı diğer ülkeleri erken uyarmamakla ve süreci işte yavaşlatmakla suçlamıştı. Aynı şey Çin için de geçerli. İşte bize zamanında doktorlar bildirmedi vesaire diyorlar. Hatta tazminat isterinceye falan söyleniyor. Peki Çin'de böyle duyumlar alıyor musunuz? Mesela ne diyor Çin'deki gazeteler bu duruma ya da yetkililer? Hiç böyle bir şey duydunuz ya mu? Açıkçası Çin bu iddialardan, yani bu tür suçlamalardan dolayı şu an çok rahatsızlık duyuyor. Hı hı. Özellikle Trump'ın Çin virüsü söylemine yönelik ve daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien bir açıklama yapmıştı ki sizin söylediğiniz minvalde. Çin geç davrandı ve dünyanın iki ayına mal oldu. Bu 2 ay kaybettik. Biz eğer daha erken uyarılsaydık çok daha iyi önlemler alırdık diye. Daha sonra hatta Çin Dışişleri Sözcüsü Li Jianzhao çıkıp açıklama yaptı. Bu virüs ilk kez ABD tarafından, ABD askerleri tarafından Çin'e sokuldu diye. Yani karşılıklı bir propaganda savaşı yapılıyor şu an ve Çin tarafı, Çin'deki gazeteler, Çin'deki medya bu durumdan, özellikle dünyanın kendisini bu şekilde suçlamasından çok rahatsız.
Peki hocam, Çin'de bizim bilmediğimiz böyle bağışıklığı artıran geleneksel ilaç ya da işte geleneksel tıp yöntemleri vesaire var mı? Biliyorsunuz hani Çin var. Konuda... Var kesinlikle. Ne yapıyorlar Bununla hocam? ilgili sürekli burada medyada iyi gelen ilaçları tavsiye ediyorlar da zaten John Nanshen zaten bu işin başında olan yani Çin'in virüsle mücadelesinde, Çin salgınla mücadelede en yetkili kişi şu an John Nanshen. Onun da bir briefinginde ben duydum. Çin'de özellikle geleneksel Çin tıbbına ait bazı ilaçların hastalar üzerinde iyi geldiğini ifade etmişti. Bunlar hatta şu an buradaki eczanelerde bulunabilen ilaçlar ve bunlar tamamen geleneksel Çin tıbbına ait ilaçlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam katkılarınız için. Ben teşekkür ederim Bilal Hanım. Kolay gelsin. Hocam gördünüz, Çin'de geleneksel ilaçlar bir işe yarıyormuş. Nasıl, hangi ilaçlar onu bilmiyorum. Bu sizin uzmanlık alanınız ama biz şuradan başlayalım, devam edelim mi? Şimdi 4 haftalık süreçte biz sık sık İtalya ile karşılaştırılıyoruz. İtalya'da işte vaka artışı, ölüm oranları filan malumunuz. Şimdi bu göstergeyi cebe koyalım. İlk 11 günde işte Türkiye'de de gerçekten vaka artışı biraz sivriydi, hızlıydı. Ama şimdi gelen haberler vaka, daha doğrusu bir artış söz konusu olsa daha iyimseriz. Şimdi ne diyorsunuz? Türkiye virüs yayıldıkça önlemleri arttırırken önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu vaka artışları bize ne söylüyor? Önümüzdeki süreci siz nasıl görüyorsunuz? Şimdi koronavirüsü SARS-CoV-2 bizim yeni tanıdığımız, yani yaklaşık 3 aydır bildiğimiz bir virüs. Herkes yeni bir şeyler öğrenmeye, yeni araştırmalarla bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ben açıkçası şu ana kadar Sağlık Bakanlığımızın çabalarının takdire şayan olduğunu düşünüyorum kendi adıma. Süreç gayet iyi yönetildi ve virüs bizim ülkemize 11 Mart'ta ilk vakayı görmemizle somut olarak karşı karşıya geldiğimiz bir durum oldu. Bir kere Tayfun hocamın da dediği gibi zaten virüsten korunmak için en azından sağlıklı bireyler olarak bu sosyal izolasyon olayı aslında güzel empoze edildi halka. Bunu çok yerinde buluyorum. Çünkü bu solunum yollarında ciddi sıkıntı yaratan bir virüs ve de bildiğimiz gibi sekresyon, yani damlacık yoluyla geçiyor. Ve aradaki 1 metre, şimdi 1,5-2 metreye çıkarttık o mesafeyi. Bunun sürekli kamu spotlarıyla, işte sizin gibi birçok televizyon kanalında neredeyse 7-24 dinlememiz sayesinde hani halkın kulağına bayağı bir şeyler gitti. Bu çok önemli bir önlem hepimiz için. Sonra işte elimizi sabunla 20 saniye boyunca yıkamamız mesela, bu da sürekli empoze edildiği için. El yıkamayı tekrar öğrendik diyebiliriz. Evet, hocam. Evet, gerçekten. Sonra kolonyayla tekrar karşılaştık. Yani bizim kültürümüzün bir parçasıydı ama tekrar gündeme geldi, çok popüler oldu. Tabii onun da şey var, bir limiti var. %60'ın üzerinde alkol içermesi gerekiyor. Dezenfektanlar yine popüler oldu, gündeme geldi. Yani en azından halk nezdinde. Bunlar çok güzel empoze oldu. Mesela esnek çalışma saatlerinin getirilmesi kamuya. Bu da çok önemli bir avantaj oldu. Biz sonuçta üniversitelerde çalışan hocalarız. Biz kendi üniversitemizde, Gazi Üniversitesi'nde, fakültemizde de esnek çalışma saatleri uygulamasına geçtik. Fakülteyi tamamen boş bırakmamak kaydıyla her ana bilim dalımızda en azından birer öğretim üyemizi tutmak suretiyle hani bu önlemlere riayet etmeye çalışıyoruz. Ama en önemlisi herhalde sosyal mesafeyi korumak. Yani buna halkın büyük çoğunluğu riayet etse de etmeyenler de var. Bir de size yayından önce de bahsetmiştim. Mesela bugün uçakta gelirken genelde işte Türk Hava Yolları bir koltuk ara vererek insanlar arasında oturma düzenini yerleştirmeye çalışmış ki güzel bir şey. Fakat benim bir koltuk sağımdaki yolcu diyeyim sürekli öksürüp tıksırıyordu. Fakat nasıl yani nasıl öksürürken kolunu kapatması gerektiğini bilmiyordu mesela. Bunları da ne kadar empoze edilse de medya aracılığıyla, görsel, yazılı, sosyal medya aracılığıyla bunların da daha çok vurgulanmasına ihtiyaç var gibi hissettim ben kendi adıma. Onun dışında alınan önlemler tabii ki devletin tek başına yapacağı, yöneteceği bir süreç değil bu. İdari anlamda yürütecek tabii ki ama vatandaşa da çok büyük rol düşüyor. Mesela yaşlı bireylerimizin evlerinde kalması, sadece yaşlıların değil bizlerin de öyle. Hani şunu kabul etmek lazım. Tabii ki yaşlılarımıza, büyüklerimize çok büyük hürmetimiz var. Ama onlar daha büyük
risk grubunda göründükleri için en azından 60 ve 65 yaş öncesine göre evde kalmaları hepimizin olduğu gibi aslında daha önemli. Buna da hani devlet bir şekilde zaten sınırlama getirdi. Peki hocam, özellikle bu sokağa çıkma yasağıyla ilgili elbette bunun ekonomik, psikolojik ve siyasi boyutları var. Yani kolay bir şey değil ama hani şimdilik gereği yok dendi. Fakat bu iş öyle bir iş ki sadece kişilerin yani inisiyatifine bırakılması da işte pazar günü de gördük biz manzaraları. Gerçi büyük bir kısım uyuyor ama yine de bir tehlike var çünkü. Mesela bir epidemiyolojik evet, söyleyemedim birden. Çalışmalar ne diyor bu konuda? Mesela yüzde kaç kişi dışarı çıkmazsa bu salgınlar yavaşlar, var mı böyle bir çalışma hocam? Vallahi vardır zannediyorum. Tam o yani oran hakkında bir bilgim yok açıkçası. Halk sağlığı uzmanı olmadığım için. Ama bunun %50'nin üzerinde bir oran olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani ben şimdi mesela 12 Mart'ta... Toker hocama bir soralım mı bunu kısacık? Olur. Hocam? Toker hocam, dışarı yüzde kaç kişi dışarı çıkmazsa bu salgınlar yavaşlar? Böyle bir çalışma var mı? Epidemiyolojik çalışma? Var mı hocam? Ya şöyle tabii, yani buradaki temel amaç toplumun mümkün olduğu kadar çok kişiyi evde tutmamız lazım. Burada söylenen rakamlar %70 ile %80 arasında ve eğer toplumun %75'i dışarı çıkmaz, bu kurallara uymazsa bu bir salgının bulaşmasını, yani bu bulaşma katsayısını, en başta sizin söylediğiniz işte bir kişi beş kişiye bulaşma katsayısını aşağı çekebiliyoruz. Eğer bir kişi bir kişiye bulaşma seviyesine geldiğinde de bu salgının yeni vaka sayılarını aşağı çekmiş oluyoruz. Peki. Bu arada ben sözü almışken az önce Çin'den bağlanan arkadaşımızın söylediği konuyla ilgili bir şey de söylemek istiyorum. Buyurun hocam. Söyleyebilir miyim, izin verirseniz? Tabii, buyurun hocam. Buyurun. Ya şöyle tabii, aslında bu ilk vakalar Çin'de 31 Aralık'ta ortaya çıktıktan sonra Çin hükümeti çok hızlı bir şekilde bu virüsün molekülünü tespit etti ve Dünya Sağlık Örgütü ile bunu paylaştı. Ve Çin hükümeti bu süreçte hem Dünya Sağlık Örgütü ile hem de diğer ülkelerle çok açık ve şeffaf bir şekilde elindeki tüm bilgileri vaktinde paylaştı. Ve Dünya Sağlık Örgütü de henüz daha dünyadaki vaka sayısı 8.000'ler civarındayken ve Çin dışında tek bir ölüm bile görülmemişken 30 Ocak'ta kamu öncelikli acil durum ilan etti. Ve Dünya Sağlık Örgütü yapısı ve organizasyonu içerisinde Dünya Sağlık Örgütü'nün ilan edebileceği en yüksek alarm durumunu henüz daha dünyada 8.000 vaka varken 30 Ocak'ta ilan etti. Ama tabii daha sonra Mart ayında ilan edilen pandemi aslında durumun daha şiddetini gösteren bir şey değil. Pandemi sadece durumu karakterize eden bir durumdur. Yani eğer bir virüs ya da mikrop birden fazla ülkede, birden fazla kıtada görünmeye başlar, küresel bir tehdit haline gelirse biz buna pandemi diyoruz. Ama Dünya Sağlık Örgütü dediğim gibi, yani bundan yaklaşık 2 ay önce en yüksek acil durumu ilan etti. Ama belki orada bizim de, yani Dünya Sağlık Örgütü olarak, belki bu kamu sağlığı acil durumu ülkeler tarafından yeteri kadar iyi anlaşılmadı. İşin ciddiyeti, boyutu, bugünlere gelebileceği o zaman çok iyi anlaşılmadı. Ne zaman ki pandemi ilan edildi, ondan sonra birazcık ülkeler önlemlerini arttırdılar. O yüzden Dünya Sağlık Örgütü de, Çin hükümeti de bu süreçte çok açık davranmıştır. Ellerine gelen tüm verileri tüm ülkelerle virüsün molekülünün yapısını paylaşmıştır. O yüzden de deminki arkadaşım dediği gibi ülkelerin Dünya Sağlık Örgütü'nü ya da Çin hükümetini hakikaten suçlamalarının bir anlamı yok. Tabii hocam. Buyurun hocam. Ben küçük bir ekleme yapayım. Buyurun. Yani hocama bütünüyle katılıyorum. Ancak katılmadığım küçük bir nokta var. Onu da bütün dünya biliyor zaten. Çin başlangıçta tabii çok hızlı karar verdi buna ama başlangıçta bu yeni bir hastalık, buna karşı önlem alalım diyen hekimi bile baskı altına aldı. Onu biliyoruz. Başlangıçta biraz bunu bir yasak veya bir sınırlama getirmek istedi. Ancak o hekim de öldü galiba. O hekim de maalesef vefat etti. Arkasından tabii bunu sürdürmedi. Bu tamam. Ama
Başlangıçta biraz Çin de hafife aldı bunu. Bu ilk ortaya çıkış zamanları i̇şte bunun Aralık bu ortaları. Evet. Bundan dolayı bir tazminat çıkar mı onu bilemem. Hayır, o uluslararası hukukun işte, işidir. Evet. Ama Çin'in karar verdiği andan itibaren yaptığı işleri ben de takdir ediyorum. Bir güllemiştim lafınızı hocam, buyurun. İşte bir de bu yurt dışından geldikten sonra insanların illa devlet zoruyla değil ama kendi bilinciyle de karantinaya girmesi önemli bir şey. Onu diyordum ben, 8 Mart'ta Fil Dişi sahiline gittim, bir akademi ziyaret için gittik daha doğrusu. Bu işte olaylar, yani koronavirüsü salgını patlayınca biz de mücbir sebep göstererek 3 gün daha erken döndük. 12 Mart'ta Türkiye'ye giriş yaptık. Yolcu bilgi kartlarımızı doldurduk uçakta ve doğrudan 12 Mart'tan itibaren bugün bu sabah göreve başladım tekrar. 14 gün evde kendimi izole ettim. Yani insanların bunu illa devletin zoruyla yapması gerekmiyor. Bizler de bunu yaparak vatandaşlık, tabii ki tedbiren evde kalmamız lazım. Bunu herkesin uygulaması, idrak etmesi gerekiyor. Hocam, şimdi Sayın Bakan son verileri açıkladı. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59, toplam hasta sayımız 2433. Geldiğimiz noktadan vaka ve ölüm sayısını öngörmek, daha net değerlendirmek gidişatı mümkün mü? Ne diyorsunuz bütün bu konuştuklarınız dahil? Bir de bu kalp damar hastalıklarının, tansiyonun bu konudaki dahilinde lütfen. Evet. Şok beklettim sizi, kusura bakmayın. Bütün izleyicilerimize ben bir kere net olarak konuşan başında şu mesajı vermek istiyorum. Biz bu salgının üstesinden geleceğiz. Bütün endişe duyan izleyicilerimize net olarak o mesajı vermek istiyorum. Biz bu salgının üstesinden geleceğiz. Yalnız biz bu salgının üstesinden en az insan kaybıyla üstesinden gelmek istiyorsak mutlaka bu sadece sağlık personelinin çalışmasıyla olabilecek bir şey değil. Bütün toplumdaki herkesin bunun farkında, bunun bilincinde olması lazım. Herkes kendine düşen görevi eğer yapar ise ancak o şekilde biz en az kayıpla bunun üstesinden gelebiliriz. Aksi takdirde toplumun belli bir kesimi en az gerekli olan kurallara uymaz da sadece bu iş sağlık sektörüne kalırsa, bu iş başarılı olsa dahi daha fazla kayıpla başarılı olacaktır. Bunu bir kere herkes vatandaşlık sorumluluğu, vatandaşlık bilinci olarak herkes de bu hastalıkla, aslında bütün hastalıklarla mücadelede herkes kendi yapması gereken görevleri bilecek ki bu gibi salgınlar aslında toplumlara, insanlara bir şeyler öğretiyor. Bazen kaybettiğimiz bazı alışkanlıklarımızı tekrardan, özellikle hijyenle, temizlikle ilgili bazı alışkanlıklarımızı tekrardan bize öğretiyor. Bazen biraz daha fazla, bazı durumlarda biraz daha fazla dikkat etmemiz gereken konular olduğunu gösteriyor. Bu gibi değişiklikleri mutlaka bizim bilip öğrenmemiz lazım. Şimdi sorunuzun cevabına geleyim. Bu bakanlığın verdiği sayılar hani şu anda belli bir oranda artıyor gördüğümüz kadarıyla. İlk etapta bu önlemler dahilinde belli bir yavaşlama düzeyine gelecek. Ve ondan sonra da yine bu önlemler gevşemeden, eğer gevşemezse, sonra yavaş yavaş o iniş şeyine gelecek ve belli bir seviyeye gelip o belli bir seviyede kalacak. Bu bir zaman isteyecek. Bu zamanın ne kadar kısa olmasını istiyorsak, ne kadar az kayıplı olmasını istiyorsak, hepimiz birazdan konuşacağımız kendi üstüne düşen görevleri yapacağız. Başka bir çaremiz yok. Tabii ki de sağlık sektörüne burada çok büyük, çok ağır bir görev düşüyor. Bu da hiç yatsınamaz. Kalp hastaları, kalp damar hastaları, şimdi şöyle diyeyim. Bu hastalığın bir kendi hasarı var. Yani bir primer veya aktif olarak hasarı var. Yani virüs, herhangi bir virüs işte vücuda gelir, akciğerlerde yerleşir. Akciğerlerde bizim pnömoni adını verdiğimiz zatürre hastalığına yol açar. Ondan sonra vücudun o hastalıkla mücadelesi başlar. Burada vücut belli bir dengede yaşamak için, hayatını sürdürmek için belli bir dengede olmak zorundadır. Bu virüs vücuda girdikten sonra vücudun dengesini bozmaya başlıyor. İlk önce bağışıklık sistemi bu virüsü tanıyor. Tanıdıktan sonra bazı bağışıklık sistemleri harekete geçiyor. Ve bu mücadele sırasında
o dengeyi bozacak bazı maddeler vücutta oluşmaya başlıyor. Bu maddelerin oluşmaya başlamasıyla beraber diğer bütün vücut organları bu olumsuz olaydan olumsuz etkilenmeye başlıyorlar. Örneğin kişide kalp ve damar hastalığı varsa bir halka gibi düşünün. En zayıf halkası kalp damar hastalığı varsa oradan başka bir sıkıntı başlıyor. Veya böbrek hastalığı varsa böbreklere en fazla yük biniyor. Veya örneğin kanser hastasıdır, kemoterapi tedavisi alıyordur. Yine bağışıklık sisteminden ciddi bir yük binmeye başlıyor. Olumsuz bir yük binmeye başlıyor. Şimdi burada böyle bir hasar, bir şey var, olumsuz etkisi var. Bir de yine toplum bilincine gelmek istiyorum. Şöyle bir olumsuz tarafı da var özellikle kalp damar hastalıkları üzerinde. Kişiler bir belli konuyu ne kadar az biliyorlarsa o kadar fazla korkuyorlar. Hepimiz böyleyizdir. Yani bilgimiz ne kadar azsa endişemiz, kaygımız o kadar fazladır. Eğer endişe düzeyimiz, kaygı düzeyimiz fazlaysa o zaman bu bizim vücudumuza hastalık dışında ayrıca bir zarar vermeye başlıyor. Ne yapıyor? Kalp hızlı hızlı çalışmaya başlıyor. İşte bazı stres hormonları salgılanıyor. Tansiyon yükselmeye başlıyor. Bu sefer kalp ve damar sistemini yine olumsuz etkilemeye, zorlamaya başlıyor. Bu da herhangi bir hastalık yokken bile veya mide bağırsak sistemini olumsuz etkiliyor. İşte baş ağrıları yapmaya başlıyor. Bu da bu hastalıkla mücadelede yani endişenin çok fazla artmadan sadece ve sadece olması gereken, yapılması gerekenleri yaparak mücadele etmek gerektiğini bize getiriyor aslında bir yerde. Peki hocam bu 65 yaş üstü oranı bizde düşük. Bu bir avantaj mıdır? Ne diyorsunuz burada? Şimdi tabii ileri yaş hastalıkları biraz farklı. Yani bu hastalıkları hem önlemek hem tedavi etmek diğer hastalıklara göre biraz daha zor. Bizim de toplum olarak yaşımız gittikçe artıyor. Ama şöyle bu hastalıkla ilgili şunu diyemeyiz. Yani İlla belli bir yaş grubu üstü demeyelim. Onun yerine şöyle demek daha doğru. Ek hastalığı olan kişiler biraz daha risklidir. Geçen gün kaybettiğimiz çok genç bir sağlık sisteminde çalışanımız vardı. Çok genç yaşta başka bir bağışıklık sistemi hastalığı vardı gerçi. Onu sonradan öğrendik. Sonuçta direkt yaş demek doğru değil. Ek hastalıklar burada önemli olan. Tabii ki de yaşla beraber kişiler ek hastalık kazanıyoruz yani ister istemez tansiyonumuz yükseliyor işte tip 2 diyabet şeker hastalığı ortaya çıkıyor yani bu bazı böbrek yetmezlikleri yani bu yaşta gelen bazı ek hastalıklar veya çok sigara içenlerde akciğer hastalıkları KOAH dediğimiz kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olabiliyor. Dolayısıyla direkt yaş algısından ziyade ek hastalık algısı daha önemli, daha önem kazanıyor burada. Hocam hani dedik ya dünyada da koronavirüs seferberliği var. Şimdi hattımızda Mehtap Aslan var ABD'den, Amerika Birleşik Devletleri'nden. Mehtap Aslan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi ABD'de koronavirüs vakaları 54.916'ya can kaybı 784'e çıkmış durumda. Vaka sayısı evet. Çin'i geçer deniyor. Ve yeni vakaların %60'ı New York'taymış. En son Trump New York'u zorlu haftalar bekliyor. Ve New Jersey'de de galiba bir Türk hayatını kaybetmiş. Neler oluyor ABD'de? Vallahi çok çok tedirginiz. Neden diyeceksin? Çünkü ne olacağını gerçekten bilmiyoruz. Ve bu yeni hayata alışmaya çalışıyoruz. Ben Massachusetts'ta yaşadığım için toplam rakamı o kadar bilmiyorum ama burada 19 binin üstünde bir vaka var ve 15 ölümümüz var. Maalesef yeterli kit olmadığı için yeterli testler yapılmadı. Ama şimdi Güney yeni kitlerin geldi. Güney Kore'den ABD istemiş galiba. Güney Kore gönderiyor kit. Evet. Buyurun. Evet. Yeni kitler geldiği için bu rakamların yükseleceğini tahmin ediyorum. Şu anda ben 2 haftadır karantinadayım, evimdeyim. Ve bu durum Nisan'ın 7'sine kadar devam edecek. Ve çok çok az bir dışarıya çıkmıyoruz. Eczane sadece süpermarketler ve 24... eczaneler. Eczaneler dışında 24 Nisan'a kadar kapalıymış zaten değil mi her yer? Evet, burası Massachusetts'ta ayın 7'sine kadar şu anda söylendi ama her an değişebilir. Süpermarketlere gidince de sabahları 6 ile 7.30 arasında 60 yaşın üstünde kişileri alıyorlar.
Ondan sonra sayılı kişiler süpermarketlere girebiliyor ve bütün alışveriş sepetleri dezenfekte oluyor. Eczanelerde bile 1,5 metre arayla herkes durabiliyor. Yani yeni bir hayat. İnsanlarda büyük tedirginlik var. Bütün dünyada büyük tedirginlik gibi. Var ama herkes kurallara uyuyor ve herkes ne yapılması gerektiğini anlıyor. Ve bu da benim hoşuma gidiyor çünkü herkes tedbirli davranıyor. Bu virüsün dağılmaması için dinlememiz lazım ve kurallara uymamız gerektiğini düşünüyorum. Peki şimdi bir bilgi var bende. Bu biliyorsunuz Kaliforniya ve Los Angeles'ta bu koronavirüs en hızlı yayılan eyaletler. Şimdi ilçe evet. şerifi silah mağazalarının kapatılması gerektiğini söyledi. Çünkü oradaki Amerikalılar hızla silahlanıyorlarmış. Hatta işte bu silah satışları yasaklanması konusu işte panik içinde insanlar satın alıyor vesaire bir sürü sorun tetikliyor diye de bir açıklaması var. Bu silah satışları nasıl düştü ABD basınına? Neden bu kadar paniklediler? Neden böyle silah satışları arttı? Hiç onu bilmiyorum neden. Çünkü ben Massachusetts'ta olduğum için inanın ki onu duymadım. Ondan sonra nasıl bu silah şeylerinin yükseldiğini bilmiyorum. Ama her şey olabilir yani. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın. Rica Allah'a ediyorum. Emanet olun. İyi günlerde, saatli günlerde görüşmek üzere. Amin. Hepinize. İyi yayınlar. Hocam hakikaten Amerika'da herkes silaha sarılmış. Herhalde herhangi bir işte bir patırtı çıkıyor. Yani ilk çağlara dönmüş gibiyiz. Bana evet, bu evet, çok evet. şey gelmişti. Bu haberi çok okuduğumda gerçekten çok etkilenmiştim. Şimdi hocam bu testlere gelelim. Hastalığı kontrol etmemiz için çok test yapmamız lazım diyoruz. Yeterince kişiye test yapabiliyor muyuz? Test sayıları ne kadar arttı? Bu arada rejiye sorayım ben. Ne kadar zamanımız var arkadaşlar? Bir dakikamız var. Hocam şöyle bir giriş yapmış olalım. O zaman bir reklam. Ben buyurun. Burada madem bir dakikamız var önemli bir şey eklemek lütfen, istiyorum. Lütfen buyurun onu hocam. Söyleyeyim reklama tamam, gidin. Tamam sonra testlere başlayalım. Şimdi el yıkama diyoruz ya. Suyun bazı belediyeler su faturalarına yardımcı oluyorlar. Fiyatını da ucuzlatıyorlar. Yalnız ben özellikle İstanbul için konuşuyorum. Bakın kurak bir kış geçirdik. Ellerimizi sabunlayalım 20 saniye ama o sabunlarken dirseğimizle şu musluğu da bir kapatalım ya da İsraf musluğu kapatalım. Yani su israfına dikkat çekmek istiyorum. Tabii. Haklısınız hocam. O zaman bir reklama gidelim. Bu arada biz çaylarımızı tazeleyelim. Seyircilerimiz de biraz dinlensin.